Tabip Odası Başkanımız, sevgili meslektaşım Doktor Tufan Bey, sağlık alanındaki bazı sorunlara ilişkin kısa açıklamalar yaptı. Şimdi hekimlerin Türkiye'de ve Bursa'da mesleklerini uygulamak dışında şöyle bir yükümlülükleri de olmaya başladı. Hemen her gün ya bir hasta yatağı bulmak, ya bir yoğun bakım yatağı bulmak, ya randevu süresini erkene almakla ilgili bizden talepler var. Örneğin bugün ben bir tanıdığım arkadaşımın kayınpederi için, bir kanser ihtimali olan bir hasta için 4 ay sonraya verilmiş bir randevuyu erkene alabilmek amacıyla uğraşmak durumunda kaldım. Çok da erken alamadığımı söyleyeyim. Dolayısıyla çok boyutlu AKP'nin sağlıkta dönüşüm programının iflas ettiği bir dönem yaşıyoruz. Peki buna karşı bizim bu sistemi gerçekten insanların ihtiyaç duyacağı şekilde yeniden kurgulamamız, yeniden üretmemiz mümkün mü? Ben bunun mümkün olduğunu bir çerçeve çizerek sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sonrasında da sizin sorularınız ve katkılarınızla nasıl bir sağlık sistemi kurmamız gerektiğini birlikte tartışalım isterim. Şimdi bakın, ilk önce şunu söyleyelim. AKP'nin sağlık sisteminin paradigması yanlış. Bu paradigma şu anda insanların hastalanıp hastalandıktan sonra tedavi edilmesine odaklanmış durumda. Sistemi ticarileştirmekle bir sağlık sistemi karşımıza getirdiler. Uzun uzun konuşmaya gerek yok ama burada 24 Ocak 1980'e değinmek lazım. 24 Ocak 1980 kararlarından sonra benim ilgisi yok. Kararları mı? Hemen her alanın küresel sermayeye açılmasından sağlıkta nasibini aldı. 12 Eylül asker darbesiyle bu 24 Ocak kararları daha iyi uygulanabilsin diye bir zemin oluşturdular. Ve 1983'ten itibaren daha önce kamu güvencesinde olan sağlık sistemini özelleştirme, ticarileştirme adımları başladı. Oysa bakın, Cumhuriyet'in kurucu güçleri, bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk de içinde olmak üzere, Cumhuriyeti kurduktan hemen sonra o dönemki hekim, hemşire, sağlık personeli sayısının azlığına rağmen başka bir paradigmayla sistemi kurmaya çalıştılar. İşte bakın, görüyorsunuz, meclisteki açılış konuşmalarından bir tanesi, 1920'li yıllar, daha Cumhuriyet bile ilan edilmemiş. Diyor ki Mustafa Kemal Atatürk, bizim sağlık sistemindeki temel amacımız ulusumuzun sağlığını korumak. Ki o yıllarda örneğin sıtma hastalığı bazı şehirlerde %80'in üstünde görülen bir hastalık. Buna rağmen kurucu irade çok önemli bir sağlık felsefesine sahip. Önce sağlığın korunması gerektiğini vurguluyor. Bizim de buradan yola çıkmamız lazım. Öyle bir sağlık sistemi kurgulayacağız ki ilk önce insanların hasta olmasını engelleyeceğiz. Onların sağlığını geliştireceğiz. Buna rağmen hasta olurlarsa o zaman da ihtiyaç duydukları tedaviye, sağlık kuruluşuna, yatağa, yoğun bakım yatağına erişebilmesini sağlayacağız. Bunu yaparken sağlık sistemini oluşturan bileşenlerin tamamını kamucu bir perspektifle dizmemiz gerekir. Buradaki temel yaklaşım şu olmalı: kamu, insanların ihtiyaç duyduğu hizmetlerin tamamını her basamakta, her yerde sunmalı. Bu aslında Türkiye'de yeni karşılaştığımız bir şey değil. 1961'de sağlığın sosyalleştirilmesiyle ilgili kanunu çıkartırken o zamanki kanun yapıcılar 3H ile kısaltılan bir yaklaşımdan söz ediyorlardı. Öyle bir sağlık sistemi olacak ki herkese her zaman her yerde sağlık hizmeti sunulacak. Burada şunun da altını çizmek lazım. Sağlık eğer gerçekten temel bir insan hakkıysa o hakla kişi arasına hiçbir engelin girmesine izin vermememiz gerekir. Ne para, ne coğrafi uzaklık, ne randevu süresi gibi. O zaman bizim bir kere kamucu bir sistem kurgulamamız lazım. Ve bu sistemin 40 kent ayrımı göstermeksizin Türkiye'nin her yerinde, her basamakta etkili bir şekilde hizmet sunması gerekir. Az önce söyledim, bugüne kadarki veriler bize neyi gösteriyor? İnsanlar hastalandıklarında hizmete erişemiyorlarsa bunun arkasında 3 neden var. Bir tanesi gücü yetmemek. Yani sistem paralı olduğu için parası olmayan hizmete erişemiyor. Şimdi denebilir ki hocam yapmayın, Türkiye'de sağlık sistemi öyle çok paralı bir sistem değil. Şöyle bakın, ihtiyaç duyduğumuz bir hizmet
Eğer size 4 ay sonrasında randevu veriliyorsa, diyelim ki bir kanser hastalığı yaşama riskiniz var. Onu beklemek yerine ister istemez sizi cebinizde para olmasa bile borçlanma potansiyelinizi kullanarak daha erken bir zamanda sağlık kuruluşuna yöneltmeye zorluyor. Dolayısıyla sistemin paralı hale gelmesi, ticarileşmesi gücü yetmemek üzerinden mutlaka ele alınmalı. Bir başka mesele ulaşım zorluğu. Bursa'da da bu var, Türkiye'nin değişik yerlerinde de var. İnsanlar kamu kurumlarından yararlanmada zorluk yaşıyorlar. Bugün Bursa Şehir Hastanesi açılırken kapatılan hastaneleri düşünün. Muradiye'deki devlet hastanesi kapatıldı. Çekirge'deki çocuk hastanesi kapatıldı. Zübeyde Hanım doğum evi kapatıldı. Yıldırım'daki Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi kapatıldı. Yani benim kayınvalidem örneğin set başında oturuyor. Hasta olduğunda bir hastaneye gitmesi gerekse şehir hastanesine ya da yüksek ihtisasa gitmesi gerekecek. Yakın çevresinde başka kamu hastanesi yok. Peki özellikle yaşlı insanların, engelli yurttaşların bu kadar uzun mesafeyi kolaylıkla gidebilmeleri mümkün mü? Taksi tutup gitmek herkesin yapabileceği bir şey değil. Yine gücü yetmemek üzerinden. Bir de bu randevu alamamak meselesi var. Yani o sağlık kuruluşunun karşısında bile otursanız, çok uzun sürelere eğer randevu alabiliyorsanız, o zaman siz sağlık gereksinimlerinizi anında karşılayamıyorsunuz demektir. Şöyle örnekler var, ben size söyleyeyim. Bazı tetkiklerde, bazı kamu hastanelerinde, ben bunların bazılarını zaman zaman Twitter'dan da paylaşıyorum. 2023 yılında değil, 2024 yılına randevu verilen tetkikler var. Şimdi bu koşullarda artık biz sağlık hizmetinin karşılandığından söz edemeyiz. O zaman bu zorlukları biliyoruz. Üçünü de ortadan kaldıracak, kamucu, her basamakta etkin bir sağlık sistemi kuracağız. Öyle bir sağlık sistemi kuracağız ki eşitsizlikleri de ortadan kaldıracağız. Ben geçen yıllarda Türkiye'de sağlık alanında eşitsizliklerle ilgili bir kitapçık hazırlamıştım. Burada ayrıntılara girmeyeceğim ama şunu görmemiz lazım. Yani bakın, 10 bin kişiye düşen hasta yatağı sayısı işte 2 il arasında Elazığ ve Şırnak söz konusu olduğunda 5 kat fark var. Şimdi Elazığ da bu ülkenin bir kenti, Şırnak da bu ülkenin bir kenti. O zaman bu kentler arasındaki bu kadar büyük farklı ortadan kaldırmamız lazım. Sağlıkta eşitsizlikler yalnızca hasta yatağında değil. Nüfus başına düşen doktor sayısında, nüfus başına düşen hemşire sayısında, hasta yatağı sayısında, her alanda karşımıza çıkıyor. Öyle bir sistem kurgulamalıyız ki bu ülkenin herhangi bir yerinde yaşayan bir yurttaş kendisinin eşit yurttaş olduğunu sağlık sistemi karşısında algılayabilmeli. Eşitsizlikleri de giderecek bir sisteme dolayısıyla ihtiyacımız var. Biz bu sistemi tanımlarken birkaç özellik ön plana çıkartıyoruz. Eşit, ücretsiz, erişilebilir ve nitelikli. Burada nitelikliğin içini biraz doldurmak istiyorum. Şimdi genellikle bazen tartışırken bize diyorlar ki kamu kurumlarında nitelikli ya da anlaşılan dille söyleyelim kaliteli sağlık hizmeti olmaz. Bu kesinlikle